father'dır. Bakın valizim ve ben tatile başlıyoruz arkadaşlar. İlk yurt dışı seyahatimiz olan Gürcistan, yani Batum ve Tiflis. Çok önemli bir şey oldu. Yurt dışına gidiyoruz diye para çekmiştim ve ben parayı unuttum evde. Şimdi valizimizle alışveriş merkezine geldik. Şal alacağım. Evet, annemle yolculuk. Annemle ilk tatilimiz. Size şimdi selam ver. Bu vlog arkadaşım annem olacak. Biraz önce alışveriş merkezine girdim. Maske falan aldık. Otelde bir gece maske yaparız diye. Kız kısa tatil yani. Ne kız? Anne kız olarak. Anne kız tatil. Ben mükemmel ışığımı evde unutayım. Mikrofonumu bile alayım ama ışığı unutayım. Acaba şu an buranın sesi çok geliyor mu? Tam bayağı boş burası. O yüzden çok rahatım böyle çekerken ama sonradan nasıl olacak bilmiyorum. Ve burada söyleyelim. Selamlar, selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda beraber geziyoruz. Ses deneme. Şu anda iyiyse. Ya çok heyecanlıyım. Bu arada biz bu kadar büyük bir araba olacak mı olmayacak mı diye aşırı stres yaşadık. Özellikle ben. Ve bizi bir gruba koymuşlardı. Sadece 10 kişi vardı. O kadar korktum ki. Sosyal şeyim dolu, fazla kişiyle tanışmama gerek yok. Sadece gidelim ki gelelim istiyorum. Ama böyle az kişi olunca falan biliyorsunuz tanış durumu falan çok oluyor. Ne bileyim, istemedim yani. Bugüne kadar asla bilgimiz yok. Ben de sormadım. Sonra bugün atmışlar ki oturma planı atmışlar. Kayıt yaptıran sırasına göre biz 27'yiz yani. 40 kişi var bu otobüste. 40 kişi gidiyormuşuz. Çok kalabalık bir grubuz. Şimdi ışıkları kapattılar. Galiba uyumamızı istiyorlar. Ben bu arada hemen uyurum. Şu an uyumaya çalışsam direkt giderim yani. Ama saatten 10 bile olmadı. Bu kadar erken uyumaya gerek yok. Başlıyorduk. Mescide geldik. İlk molamız bu. Yassı namaz molası. Görüyor musunuz? Yolculukta seferi olunduğu için farzlar 2 rekat. O işi çok kolaylaştırıyor. Ama acaba Batum'da nasıl yapacağız bunu? Hiç bilmiyorum. Havaalanını görüyorsunuz değerli misafirler. Trabzon'dan sonraki en önemli noktası. Gümrükten geçtik arkadaşlar ama galiba valiz kontrol falan yapacak. Böyle bir kağıt doldurduk. O nasıl geliyor sesini bilmiyorum ama dinleri çok garip. Kağıdı doldurduk. İşte isim, soyisim, kimlik numarası. Sonra geçtik. Kimliğimizle beraber biz önce kameraya baktık. Değişik. Adam böyle bir sen misin o adam diye bakıyor. Şunlara bakın. Şimdi bakın bayraklar. Biraz önce işte bir adam geldi, taksi yaptı. Annem de yok dedi. Anne diyorum no diyeceksin anne. Bakın. Şimdi biz Batum'da bir yere kahvaltıya geldik. Türk bir restoran. Çok bilmediğimiz için rehberin peşine geldik. Şöyle bir tabak Gayet normal bir kahvaltı tabağı yani. Batı patatesinin tadına bakacağım. Bu mühim bir konudur. Bizi biraz böyle atıştırma gibi olsun. Daha güzel yemekler yiyeceğiz inşallah. İşte kombinime kavuştum, mutluyum. Burasıydı. Ama çok zor şartlar altına değiştirdi gerçekten. Buluşma yerine 5 dakika kadar geç kaldık ve bizim tur yok ortada. Yazdım, konum istedim. Tam biz geziyoruz arkadaşlar. Turu bulursak eğer beraber gezeceğiz inşallah. Biz annemle keşfe çıkmış olduk. Bu arada makyajımı yapamadım. Ve güneş kremsizim. Şu an çok rahatsız hissediyorum. Ay, binaya bakın. Attı bana konumu. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Biz uzaklaşmışız yani onlardan. Biz eksiz yani. Bizi görmediniz mi? Takılarımı da takmadım daha. Benim rahatlık. Arkadaşlar şimdi Piazza meydanına geldik. Böyle yüksek bir kule. Burası saat başı gösteriler oluyormuş. Ama ne kadar gösteri onu anlamadım. Markete girdim. Su almak istedim. Deli gibi çünkü aşırı susadım. Bu arada şu an gruptan yine ayrıyım. Neyse. Baktım bir tane su gördüm. Vardı dışarıdaki dolapta. Açmaya çalıştım, kilitli. Sonra içeri girdim. Ne diyeceğim? Water'dır. Neyse. Sonra işte gösterdi bana. Aldım. Ben direkt parayı uzatacağım. Bu arada ucuzmuş ya. Ben daha pahalı sanıyordum. 1.40 lira diyor. Türk parası olunca pahalı gibi. Neyse. Aa okey yaptım. Ya sen pardon bir yurt dışına gittin diye. Ha okey. Sanki her gün İngilizce konuşuyormuş gibi. Anneme diyorum ki zaten. Ben de sen gör beni. Batıma girdim benim dil değişecek. Bu arada gideceğim de A1 falan yani. Ya buradakiler beni anlamıyor. Saçı da kocaman harika. Şimdi su içeceğim. Bye. En çok şu yapı yani. Bunu kim düşündü bunu? Tasarım harikası. Kendimi Dubai'de gibi hissediyorum şuraya bakınca. Alfabe kulesi. Arkadaşlar mahvoldum ya. Gerçekten. Aa, şimdi bakın ben ve dönme dolap. Şimdi ben şu ana kadar böyle Batum'a gelenlerden hep Ali Nino için bir yorum alıyordum. O kadar küçük ki işte çok şaşırdım küçüklüğüne falan diyorlardı. Gerçekten. Bu mu? Bu. Dönme dolap şurada kocaman, bakın çekemiyorum bile hepsini. Ama Ali Nino böyle biraz küçük yapmışlar. Yani bunun gerçekten büyük olması gerekiyordu. Yok olmaz. Anam ne çabuk. Benim son durum. Burası çok güzel. Bilmiyorum beni anlıyor musunuz? Vallahi bu vlog nasıl oldu bilmiyorum. Eğer beni anlıyorsanız ben yandım. Şimdi yemek yemeye geldik. Çabuk. Buranın meşhur bir tane pidesi var. Haçapuri. Biz bir sürü ekmek aldık. Ne gerek vardı? Geldiğimizde bundan yiyeyim bence. Ama biz Türk restoranında yiyoruz. Normalde asıl yerine yemek isterdim. Batımdaki böyle plansızlıktan kaynaklı böyle oldu. Peynirli pide ama peynir oranı güzel. Adam burada bana diyor ki bunun içinde A, B, C, D, E, F vitaminleri var mı? Yok. Neyse güzel. Allah'ım. Arkadaşlar yol bitmiyor ya. Şimdi son kez durmuşuz. Artık yani gerçekten son kez oldu. Çünkü saat de saat 9 olmuş. Batum'a gelmek bir 10 saate yakındı. Bir de buradan orası 6 saat var. Biz Türkiye'ye nasıl döneceğiz bilmiyorum. Aşırı uzak bir otobüsle. Olsun keyifle annemle gidip geliyoruz işte diyorum. Tek teselli. Bir yerde durduk bakın. Bunların dilleri de güzel. 2.95 lira. Çok ucuz değil mi ya 1 lira? Yani 1 lira 10 TL demek. 10 TL'ye böyle mi oluyor? Burada ne yiyeceğiz? Yok nasıl yanlış ya? Evet arkadaşlar şimdi bir markete girdik. Burada görüyorsunuz pirinç, makarna, burada barilla. Gündüz gelmiş. Gündüz şaka. Alkol bayağı. Aha burada. Bize küçük kahveler arıyoruz ki otelde içelim diye. Küçük göremedim. Bakalım. Aha anne buldum. Bak. Arkadaşlar bu markanın dondurması mı vardı? 11 lira. Bu da 100 TL'ye tekabül ediyor. Arkadaşlar şu anda size şimdi hemen oturduğumuzu göstereyim. Çok güzel. Şuraya gösterelim. Burası banyo. Böyle. Ay dur gitme beni çekeceğim. Burada. Harika. Odada boy aynası var. En sevdiğim şey. Fincanlarımız, metalımız. Tabak varmış burada. Yemeklerimizi buraya koyalım. Burada makyajımı yapabilirim yarın. Ve suyumuz da var. Ve televizyonumuz var. Şöyle açacağım burayı. Çok güzel bir bina var. Şöyle açacağız. Ay çok yüksek. Benim yükseklik korkusu. Harika. İşte otel dediğim böyledir ya. Sonunda böyle güzel bir otele geldim. Evet. Tipimin kaymışlığını görüyorsunuz. Yani şu anda aşırı yorgunum. Bugünü birazcık böyle anlatayım size. Batum'a varışımız sabah saat 7 civarı falandı. Kahvaltı alanına gidiş falan dediğimizde zaten 9'u geçmişti saat. Gittiğimiz yer benim tam olarak içime sinmedi. Orası tam istediğim gibi bir yer asla değildi yani. Kıyafetlerimi aldım, bu üstümdekileri. Poşetimin içine koymuştum onları. Yanıma almıştım onu hemen değişeceğim diye. Makyaj malzemelerimi de diğer poşete koymuştuk. Onun da yemek falan vardı bir de. Onu o an unuttuk. Bize bir saat kahvaltı için vakit verdiler. Zaten siparişi verdik, gelmesi falan derken kahvaltı yaptığımız yerdeki lavaboda üstümü değiştirmek zorunda kaldım. Ve makyaj malzemelerimi yanıma almadığım için tekrardan valizlere doğru gideceğimizi söylediklerinden hani biz ne güneş kremi, parfüm falan hiçbir şekilde bir şey kullanamadık. Yani benim çantamın içinde vardı ama ben yani doğru dürüst hazırlanmak istiyordum. Sonuçta uzun yol çektik. Gezdiğimiz yerlerde de hep böyle o kadar kısa sürüyor ki yani hemen rehber anlatıyor ve sonra 5 dakika fotoğraf çekimine, sonra beraber fotoğraf çekimine ayrı. Sürekli bir yürüme hali, sürekli bir hızlı hareket etme hali. Elimde zaten poşetim var, bir elimde çantam ve çantamla dolu. Koşturma hali olduğu için ben ekstra yoruldum. Ayrıca güneş kremi sürmediğim için de yanmaya başladım. Ben yine şapka takıyorum ama annem aşırı yandı. Dövme dolabının olduğu yere falan geldik. Ben dövme dolabı binmek çok istiyordum. Yani normalde yükseklik korkum var ama ona binerim. En son her şeyi bitirdiğimizde geriye kalan vakit 1,5 saatti. Ama ben her yeri o kadar hızlı gezdiğimiz için aşırı yorulmuştum. Sırtım çok ağrıyordu. Omuzlarım çok ağrıyordu. Gezemeyecek haldeydim. Bilmiyorum, aşırı sırt ağrım var. Zaten namaz işimiz falan vardı. O yüzden bir otobüse döndük. 1 saate yakın yani otobüse durmak zorunda kaldık. Çünkü çıkamıyordum gerçekten. Yani o 1,5 saat yerine böyle gezdiğimiz yerlerde tatlı tatlı vakitler ayrılsaydık kesinlikle daha verimli olurdu. Ama gerçekten şu otel yani şu hani güne puanım 5 olsam ya da 6 desek hadi. Çünkü sonuçta güzel bir yer gezdim. Ben Batum'u beğendim. Batum'u genelde beğenmemişlerdi ama ben beğendim. Yapıları bence çok güzel. Rahat vaktim olsaydı çok güzel gezerdim. Ama otele geldiğimizde gerçekten günün puanı 2 puan yükseldi. Şimdi işte dinlenme vakti geldi. O zaman yarın görüşürüz. Ay günaydınlar. Hazırız, çıkıyoruz. Yo el sallamıyorum, benim nesiniz? İçeride diğer kartım var. Tamam. Bu arada makyajımı tam yapmadım. Arabaya kaldık. Arabada yapacağım. Şabımla biraz hızlı olmak beni çok yoruyor. Yok süreceğim. Atıcı getirdim. Bir tane adam telefonuma kadın bakıyor diye böyle yapmış. Şak. Kadın da şok. Çünkü telefona bakarken yakalanmış oldu. Seni de yakaladım. Okay. Göstereyim. Allah'a emanet. Eşeden la ilahe illallah ve eşeden Muhammed'in abdimiz. Yerleri aşırı beğeniyorum. Yani evet, mimarisi çok güzel. Yani böyle mimariler. Zaten Osmanlı mimarileri de bu tarz vardı. Onlar da güzel. Annem yine aşka gelsin. Bugün kötü şal günü. Ay bir şey diyeceğim. Şurada çok güzel bir bitki var. Keşke bundan Samsun'da her yere koysa. Kocaman zillere bak. Ben söylemiş olabilir şu anda. Para vermedim diye. Anne ben de öyle hissettim. Evet arkadaşlar, şimdi mikrofonumu taktım. Eğer ses böyle daha iyiyse böyle devam edebiliriz. Of, yerler ıslak ve bu beni çok geriyor çünkü eteğimi sıçrar diye korkuyorum. Teleferiye bineceğiz. Yani kabinsiz. Evet, Bursa'dan. Çok güzel. %112'ye polisi demişler, %113'e ambulans demişler. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi ismini unuttum. Kültür şoku ya işte. Hepsinin ismini nasıl hakkında tutabilirim ki? Nur indi yüzüme. Şimdi tekrardan teleferiğe binmek için gidiyoruz. Yolun ortasında kocaman, yani devasa bir ağaç var mesela ve yaya geçidinin bildiğiniz %80'ini kaplıyor ama yine de kesmemişler, harika bir şey. Türkiye'de böyle ağaçlar hep yolları falan kesiyor diye kesiyorlar ağaçları, çok üzücü bence. Anne foto, kesinlikle foto. Çok korkunç. Geziyoruz ama çok hızlı geziyoruz. Ya ben birazcık daha böyle yavaş yavaş gezmek istiyorum. Ben de sana çok güzel kokuyor diyecektim. Yiyorsun ha bu dedim. Yani çok güzel kokuyorsun dedim. İngilizce bu kadar zor değil. Biraz çalışmam lazım. Konuşamıyorum. Yani söyleyeceğimi konuşamıyorum. Çok güzelmiş kahve, gerçekten beğendim. Sevindim. Sabahleyi Caddesi'ne metro ile veda ediyoruz. Evet, şok olmuşuz hızlıyım. Bayağı Kaş'a hala inmeye devam ediyoruz. Burada 1950'lerde yapılmış burası ve Sovyetler yapmış. Yani Gürcistan'ın eserleri yapan kişiler Gürcüler, Sovyetler ve o zamanın teknolojisiyle çok iyi bir eser olduğunu söylüyor. Bayağı aşağı indik gerçekten. Burası bayağı esiyor ve ışıklandırması falan da bayağı iyi. Şaşırtıcı. bir maceraya atıldık. Şu anda tekrardan otele dönüyor bizim tur. Şu an 4 saat falan var tekrardan otelden çıkmak için. Birazcık böyle vakit geçirip sonrasında otele dönmeye karar verdik. Onu da alışveriş merkezine falan gireceğiz. Eğlence. Hiç bilmiyoruz ama taksi varmış Bolt diye bir uygulama. Onu indirdiğin zaman onunla kolay bir şekilde dönebiliyormuşsun. Hem de çok da pahalı değilmiş. O şekilde yapacağız. Alışveriş merkezini geziyoruz. Bize buraya bir tane abla getirdi. Konumdan baktık, bir tane alışveriş merkezi en yakına gözüküyordu. O da küçük bir yermiş. Biz buraya gelmek istiyorduk. Buraya gelmiştik. Sonrasında metroya binip bir durak ileriye gittik. Gezmek amaçlı aklımıza burası geldi. O yüzden buradan her şeye bakılabilir diye. Onun dışında hani böyle çarşı tarzı bir yer de olabilir ve öyle bir yer görmedik. İşte buraya bulmaya çalışırken de işte bir kişiye sordum. O bize anlattı mı? Bak diyerek yani 20 dakika aslında yürüme mesafesi. Sonradan konumdan bulduk. Belerim oldu deniyor şimdi. Buranın ismini bilmiyordum. Onu öğrenemedim ondan. Sonra biz orada ararken başka biri geldi. O da meğersem Gürcü ama aslında Türkiye'de yaşamış. Böyle bir 20 yıl kadar orada çalışmış. Bir de hani Türkler çok yardımcı oluyor diye de aşırı yardımcı oldu. Bizimle beraber 20 dakika boyunca yürüdü. Ve Türkiye'yi gerçekten çok seviyormuş. Çok yardımcı oldukları için çok memnunmuş. Böyle şeyler söyledi. Çok tatlı bir kadındı. Yani gerçekten Allah razı olsun diyorum. Şimdi anlaymış. Çok sağ olsun. Şimdi alışveriş merkezini kendimiz geziyoruz. O gitti. Biz buradan sonrasında geçeceğiz tekrar uçağa. Için bize önerdikleri bir şey vardı. Bolt taksi. Bu taksi uygulamasını indirdiğinde en uygun olabilecek şekilde geliyorsun. Çünkü uygulama olduğu için dolandırma ihtimalleri yok. Ama biz o taksiyi çağıramadık. Yani bir türlü annemin tarafından uygulamaya giremedik. Benimki zaten kapalı şu an, iptal yani. Otobüsler falan yazıyordu ama otobüslere annem güvenemedi ve bir tanesi gidiyor gibi gözüküyordu. Sordum, gitmiyor dedi. Taksiye binelim dedik. İlk taksiyi durdurduk. Ama bana fiyatını söylemedi ve taksici de bilmiyordu otelin yerini. Biz konumdan ona anlattık bayağı yani. Fiyat olarak da en fazla 20 lira hani vermeniz lazım demişti bizim rehberimiz. Neyse ki 10 lira dedi ama ben gerildim yani. Acaba dolandırılacak mıyız şu anda falan diye. Bizim asıl istediğimiz şey böyle farklı farklı hediyelik eşyalar bulmaktı ve ama yine de gezmiş olduk. Yani ben böyle hani bu şekilde gezmeyi aşırı seviyorum. Bilmediğin yerleri gezmeyi aşırı seviyorum. O yüzden ben eğlendim. Annem biraz yoruldu. Benim de şu an sırtım felç bu arada ama gidince dinleneceğiz. Öyle şimdi otele geçiyoruz. Ay bizim bardakları yıkadılar. Biz onları yıkamamıştık. Annem Türk dizisi açmış. Çok komik. Bu eteği giyeceğim. Sadece gömlek değiştireceğim. Bu buradan düşerse benim başım belaya girer. Normalde bugünün planı zaten akşamına Gürcü gecesine gidilecekti. Hazırlandık. Ben böyle birazcık daha şık giyindim. Sadece gömleği değiştirdim. Ve daha yoğun bir makyaj yaptım. Glosslanalım. Şöyle bir tane kalpli kolyem var. Tatlı durur. Eve gelene kadar. Ev değil burası. Bilekliğimi de takacağım. Yüzüm çok tatlı olur. Şunlar. Bu arada gerçekten bugün yanımıza gelen teyze sürekli aklıma geliyor. Ya o kadar tatlı bir insandı ki ya. Sırf hani Türkler ona çok yardım ediyor diye bize o kadar yardım ettik. Hani kaç kere söyledik yani işinizden alıkoymayalım sizi de işte. O kadar söz söylememize rağmen dedi ki yok dedi. Öyle bir şey olur mu dedi. Bizimle beraber alışveriş merkezine kadar geldi. Hatta bana orada hediye önerilerinde falan bulunuyor. Foto çekileyim baksanıza. Şimdi gidiyoruz. Eğlencesi bitti. Hem Gürcüler oynadı hem Türkler oynadı. Ay konuşamıyorum ya. Zaten ışık da kötü. Kusura bakmayın. Ben yokum şu an mesela. Makyajım çok güzel oldu ya. Biraz burada fotoğraf çekeceğim. Günaydın. Bir dakika. Ay biraz şalım başım bozuk. Uyandık saat 6.30'da. Zaten 1.30'da falan uyudum. Asla ismini söyleyemediğim bir tane yer var. Oraya gideceğiz. Bu sırada makyajımı da yapayım. Çünkü saat 7'de kahvaltı başlıyor. Kahvaltıyı yapıp 7.30'da da çıkacağız otelden. Bu arada dün akşam galiba ben pek bir şey demeden kapattım videoyu. En son fotoğraf çekiliyordum. Beynim çalışmıyor. Neyse kapatıcımıza sürelim. Dönüş yolumuz ne kadar sürecek bilmiyorum. 13 saat mi dedi? İyi. İyi mi? Çok kötü. Bu arada namaz konusu gerçekten yurt dışında büyük bir problem. Taharet musluğu yok zaten de. Yanınızda böyle minik bir su falan bulundurabilirsiniz. Birkaç tane cami var. Mescit yok. Dün alışveriş merkezine götürdü bizi işte. O tanıştığımız kadın. Aklıma geliyor diyorum. Ay be. Nasıl bir insanla karşılaştık? Gürcistan'da. Ona sorduk dedik ki hani namaz kılmak açısından. Tam o konuyu konuştuk. Bir baktık sağımızda birileri namaz kılıyor. Dedim tövbe. O alaka nasıl denk geldi? Yanlarında seccade ve etek getirmişler. O şekilde kılıyorlardı namazlarını. O yüzden yanınızda seccade taşıyabilirsiniz. Buralarda biraz o problem var. Bayılacağım uykudan. Şu an bir makyajımı yapayım. Kahvaltıya inelim. O sıra enerjim belki gelir. Evet. Hazırlandık. Evet. Son halimde bu şekilde. Şimdi valizlerimize çıkış yapıyoruz. Görüşürüz. Kaşımı taramadım. Yapmam lazım. Önce yapacağım. İnanılmaz büyükler. Gerçekten o kadar büyükler ki yani buradan size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Şu an tek başıma merdiven çıkıyorum. Nereye geldim bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi burası en çok sonradan keşfedilmiş bir anıt. O kadar yüksek ki 30 metre kadar bir yüksekliğe sahipmiş. Nasıl çizmişler bunları, nasıl yapmışlar yani. Misketa geldik. Ben yanlış söylemişim tabii ki yani biliyordum yanlış söylediğimi. Misketa diye okunuyormuş. Yazılışını gösteriyorum şu an burada yazıyor. Misketa. Burası eskiden başkentmiş. Şimdiki başkent zaten Tiflis ve pazar burası. Buraya gezeceğiz. Sonrasında bir tane manastır var. Oraya bakacağız. Katedral falan var. Şöyle. İçeriye çok da çekmeyeyim adamı vallahi korkunç. Yakalandım yine ben kaçıyorum ya. Geldiler kapıya dikildi bunlar da muhafazakar mısınız? Ay ne? Muhafız mısınız? Ceza çalıyor. Şimdi buradan birkaç bir şey aldım. Evet, Türk'üz deyince hemen bize indirim yaptı. Türkçe konuşuyor ara ara tam değil. Neyse ben de en son çıkarken dedim ki thank you dedim. Yani sonuçta başka bir ülkedeyiz. Aklıma hemen İngilizce kelimeler geliyor. Sonra da dedi ki teşekkürler. Bazen de böyle oluyor arkadaşlar. İşte o korku filmlerindeki sahne. Saat yol gideceğiz. Şu anda o yolu başladık yani. Ben story atıyordum en son. Sonra dayanamadım, uyudum bile. Durum güncellemesi. Kutaisi'ye şimdi geldik. Burası böyle bir meydan. Şimdi burada bir saat bir mola veriyoruz. Namaz, yemek ve gezme molası. O yüzden bunu güzel kullanmamız lazım. Şimdi size birazcık etrafta göstereceğim. Şimdi bir tane restorana geldik. Burada da El Paso. Ben çok görüyorum fiyatlarını. Aynen bu. Bence bundan yiyelim anne. Mushroom'lu al sen mesela. Ben de patatesli alayım. Patatesli alayım ben de. Potatoes, how many? Tamam. The best. Georgian traditional meats. French size. This is normal. This is big. Bu olmaz da biz bundan yiyelim o zaman. Drinks. Lemonade. Okay. Okay. Yoksa YouTube'da bir tane videom var benim, İngilizce'de 1000 kelime öğreniyorum diye. İlk videolarımdan biri. Sonra öğrenemedim, o 1000 kelime kaldı. Çünkü oynamıyorum. Bir tane oyun hazırlamıştık, böyle kağıtları kesip hazırlamıştık. Çok güzel, çok faydalı bir oyun, aslında oynamadık ama. Neyse yemek gelsin, çok heyecanlıyım. Bunu yemek istiyordum ve yiyeceğiz şu an. Kankeli, kankeli. Öyle okunuyor herhalde, bilmiyorum. Böyle bir yemek. Şimdi bu geleneksel yemeğin içine domuz eti de koyuyorlar arkadaşlar. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yoksa yanlışlıkla yani yiyebilirsiniz. Sorun onu. Yani diyorsa ki kork, o zaman domuz eti var. İçinde olmasın deyin. Ama güven olur mu bilemiyorum. Biz patatesli yedik. Öyle. Buradaki düğünlerde de konvoy oluyormuş. Ben çok sıkıldım ya, aşırı yani. Bunun çok uzun sürmesi beni çok sıktı. Gümrüğe doğru gidiyoruz şu anda ve trafik çok vardı. Ben şu an otobüsten çok sıkıldım, o yüzden eminim çok başına. Gümrüğe az kaldı, sonrasında zaten Türkiye'ye geçeceğiz. Türkiye cennet. Geçiyoruz. Burada free shoplar falan var. Bir Türk var, bir Gürcü var. Gürcü'ye baktık. Şimdi Türk free shop'una gireceğiz. Tamam. Şimdi manzaramızı size göstereyim. En azından aşağı doğru. Cami var arkadaşlar. Cami. Allah'ım şükür. En zor mesele bu bence. Üşütmek istemiyorum. Burası yükseklikte 7 kat binaya eşdeğer. Şimdi bir restorana yemek yemeye geldik ama ben açlıktan bayılacağım artık. Saat 11 oldu ve biz daha Trabzon'dayız. Bu arada buralara ilk kez geldim. Burada dönüş sürecek. Sonrasında bir de bizim eve gidişimiz var falan. Galiba ben videoyu bu akşam kapatamam. Yarın kapatırım. Size yarın biraz anlatırım. Ve saat 4.30 geldik. Kapının önüne kadar otobüse geldik. Harika oldu yani, bu saatte taksi bulmak zor olacaktı çünkü. Detayları diğerini anlatacağım. 1,5 saat kadar uyuyup sonra işe gideceğim çünkü. Selam. Şimdi videoyu sonraki gün kapatıyoruz. Size zaten söylemiştim aşırı yorgun olduğumu. Sıra saat 5'e yakındı ve sonra uyuyup 1 saat sonra uyanacaktım. Uyuyakaldım mesela. Geç kaldım bugün işe. Sadece bir telefon titreşimine uyandım ve böyle algılarımın açılması yaklaşık olarak bir 15 dakika sürdü. Çok zordu. Neyse şimdi birazcık Batum turundan bahsetmek istiyorum. Biz Seyir Travel ile gittik. Aslında GTS tura kayıt yaptırmıştık. Seyir Travel daha böyle büyük bir gezi acentası ve onlar bizi götürdüler. Gümrükten geçerken stres yapmanıza gerek yok. Takip ederek gidebileceğiniz bir yol gibi. Zaten orada dil problemi de yaşamıyorsunuz. Sadece yanınızda kimliğiniz ve verdikleri yurt dışına çıkış belgesini hem giderken hem de gelirken kesinlikle kaybetmemeniz gerekiyor. O sizin yanınızda olması gerekiyor. Onun dışında bıçak tarzı böyle kesici aletleri eğer valizinizde bulursalar ceza gibi işlemler uygulayabiliyorlarmış. İnternet paketi almıştık. Ben 3 GB almıştım. Annem de 1 GB almıştı. Sadece yurt dışına çıktığınızda hücresel veri kısmında uluslararası ulaşımı açıyorsunuz. Yurt dışında internetinizi kullanabiliyorsunuz. Ama paket almanız lazım. Eğer almazsanız günlük olarak 300 lira gibi bir ücret veriyor. Eğer yurt dışı tarifeniz varsa faturanıza yansıyor. O yüzden bu konuda dikkatli olmanızı ve öncesinde paketinizi almanızı öneririm. Mesela benim paketim şu anda bitmedi. 7 Eylül'e kadar geçerli. Artık yani bir yurt dışı planı daha mı yapsam falan diye düşündüm. Şaka. Bizim gezdiğimiz yerlerin hepsini videonun bir bölümüne koyarım. Yani siz görebilirsiniz. Nereleri çok beğendim derseniz ben Batum'u beğendim açıkçası. Oradaki yapıların böyle kocaman oluşu falan benim hoşuma gitti. En çok şaşırdığım noktalardan biri bu. Yani mimarisi çok garip. İnsanların yaşadığı dairelerin tasarımı o kadar garip ki ve bu aslında güzel bir şey değil. Orada yaşayanlar açısından bence hiç güzel bir şey değil. Dışarıdan bakıldığı zaman bazıları estetik, bazıları korkunç duruyordu. Tiflis böyle zaten başkent olduğundan kaynaklı mıdır artık bilmiyorum. Çok elit bir şehirdi diyebilirim. Genel olarak yapıları da güzeldi, düzeni de güzeldi. Onun dışında para konusuna gelecek olursak biz yanımıza 5000 TL nakiti çevirerek aldık. Şu anda birileri 12 TL'ye tekabül ediyor. Biz 5000 verdiğimizde bizim elimize geçen galiba 350 lira civarı bir şey olmuştu. Gürcü gecesine gittik. Gürcü gecesi de güzel bir aktiviteydi bence. Oraya mesela 65 lira gibi bir fiyat vermiştik. Mesela bir kahve içmeye bir yere gittiğimizde annem ve benim beraber verdiğimiz lari miktarı 28 liraydı. Soğuk kahve içmiştik. Onun dışında işte yemek yediğimiz zaman 25 liraya kadar çıkabildi verdiğimiz para. Yani bu tarzlarda aslında içecek falan da aldık. Mesela dönme dolap 10 liraydı. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. 2 kişi olarak 5000 TL yeterli oldu ama kredi kartı hariç. Kredi kartına da harcama yaptık. Alışveriş yapmadık çünkü bence Türkiye piyasasıyla gayet yakın bir fiyattalardı. Ama telefon konusu falan öyle değil tabii. Telefon Türkiye'de açtırma parasından kaynaklı aynı gibi oluyor ama orada telefon gerçekten ucuz. Onun dışında kıyafetler falan çok yakındı fiyatları. Free Shop'tan bahsetmiştim size. Oraya girdiğimizde de yine ben Türkiye'deki fiyatlarıyla karşılaştırdığımda yine yakındı. Yemeklerine gelecek olursam turun götürdüğü yemek yerleri çok hoşumuza gitmedi. Sonuçta ben yurt dışı gezisine gidiyorum. En güzel, en temiz yerlerde yemek isterim. Konuda birazcık bence eksileri vardı. Onun dışında oteli güzel ayarlamışlar. Gezi planı gayet güzeldi. Sadece hızlı gezmek gerekiyordu. Bu beni biraz yoruyor. Onun dışında gayet güzeldi. Söyleyeceklerim sanırım bunlar. Maddiyat konusunda da yani çok büyük paralar harcanmıyor. Yakın diyebiliriz. Kredi kartı da geçerli oluyor çoğu yerde. Bir yerden bir yere gitmek için taksi tutabiliyorsunuz Bolt uygulamasıyla veya normal taksi çevirebiliyorsunuz ya da otobüsler falan var ve hepsi Google haritalar üzerinden bulunabiliyor. Hepsine bakabiliyorsunuz. Nereden nereye gidileceğini. Aynı İstanbul'un organizasyonu gibi. Kendinize güveniyorsanız, dil bilmiyor olsanız bile gezebilirsiniz. Turla gitmeseniz bile gezebilirsiniz. Güzel bir geziydi. Güzel bir tatildi. Sadece biraz yorgunluğum oldu tabii bugün işe gittiğimden kaynaklı. Onu da bu akşam atacağım. Çok uzun konuştum. Ben artık gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaten sizleri sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Bye bye. Don't look back, we're here to stay, a life we know.